Öf. Al şunu al. Lan şunu alsaydın. Demek işte bu diyor. Barış anlaşması sona ermiş diyor. Ve bu da şu anlama geliyor diyor. Her şey çok çirkinleşecek diyor. Gemiye geri dönüp diğerlerini uyarsam çok iyi olacak diyor. 11.41 olmuş. Neden bir Jedi buraya gelmek istesin anlamıyorum diyor. Bu ayda çok fazla gürültü var diyor. Elbette. Bu gürültü Jedi'nin bulunmasını zorlaştırır diyor. Ama burada bulunmak güçte boğulmak demektir diyor. Bir Jedi neden bunu istesin diyor. Diğer soru, hey buradan gitmeliyiz diyor. Neden bahsediyorsun? Sorun nedir diyor. Ödül avcılar arasındaki anlaşma bitti diyor. Bir savaş olacak diyor. Jack Tar'daki barındaki tuzak yeterli diyor. Ama bir sürü ödül avcısı peşinize düştüğü zaman bu başka bir sorun olacak diyor. Hayır, bak gitmemiz gerekiyor. Bizim peşimize geliyorlar. Sürgünün peşine değil diyor. Eğer peşimize geliyorlarsa sonra da onun peşine düşecekler diyor. Evet haklısın diyor. Ama görünüşe bakarsa bizim belamız onun belasından yani bizimkinden daha fazla diyor. Aa bak burada mülteciler var diyor. İniş platformunda diyor. Kayıp mı oldunuz diyor. Belki de şu suçlu Jedi sürgün liderinizi kaybettiniz. Belki de öyledir değil mi diyor. Ben Azanti Zak diyor. Zakların lideriyim diyor. Çok güçlüyüm ve çok yetenekli ödül avcılarıyız diyor. Jedi arkadaşınızın nerede olduğunu söylemeniz çok akıllıca olur diyor. Ve çabucak konuşun. Benim sabrım çok azdır diyor. Onu dinleyen oldu mu diyor. Tek anladığım şey çok dedi. Şey diyor ben şu bizi tehdit eden şu aptalı öldüreceğim diyor. Diğerlerini sen alırsın falan diyor işte. Geri kalanı boş hani abi. Burası benim safe house'larımdan birisi diyor. Çok sevimli değil diyor ama en azından güvenli diyor. Espri yapalım mı? Sanırım buradaki koku davetsiz misafirleri uzak tutuyor diyelim. Evet, o sebeplerden bir tanesi diyor. Bütün bu şeyler, fırkateyn kokuları falan buraya geliyor diyor. Biliyorsun bazı yaratıklar inanabilirsen diyor, onu kokluyor falan diyor. Boş muhabbet abi. Beni neden buraya getirdin diyelim. Visquis sana o barda tuzak kuracağını biliyorsun diyor. Pek şaşırmadım diyor. Olay şu ki ödül avcılarını şeyden loop dedi galiba sıradan şey yapıp atıp böyle yani ödül avcılarından önce davranacakmış. Bizi Goto'ya kendisi götürecekmiş. Durduğum yerden pek akıllıca değil filan diyor. Ödül avcıları beni pek ilgilendirmiyor diyelim. An ex-Jedi with a death wish doesn't concern me. Unless credits are involved. That's why you're going to stay here until I meet with Visquis. Ne dedi lan o? Şey diyor. Nasıl desem? Death wish ne demekti ya? Bak death wish önemli bir kelime. İnşallah Türkçesi vardır. Death wish. Death wish. Death Watch var. Hadi ya bir Death Wish olsun bak gene bir ilgi alıyor ya. Çık. Tekrar gir belki düzelir. Heh Death Wish var. Heh. Bir ex Jedi'nin daha doğrusu ölüm arzusuna sahip. Ölüm arzusu diyordu orada. Başına ödül koymuş bir ex Jedi'dan bahsediyor diyor. Bu beni pek ilgilendirmez diyor. Eğer işin ortasında para yoksa diyor. Ve işte bu yüzden ben Visquis'le buluşana kadar sen burada kalacaksın diyor. Hiç sanmıyorum. Pek seçeneğin yok diyor. Şu an aldığın koku şu an... Abo! Abi burada aldığımız koku bizim bayılmamıza sebep olmuş diyor. Böylece senin bilincini kapatır diyor. İyi geceler Jedi diyor. Senin şu astronot kıyafetini alayım. Gidip buluşayım ondan sonra geri döneceğim dedi. Evet şu an evet bu Mira şu anda bizim astronot kıyafetimi çalıp geldi buraya.
Görünüşe göre sürgün buraya gelmeye karar vermiş diyor. Girişi kapatın diyor. Özel odanın şeyini, girişini açın diyor. Jedi'yi sana getirdim. Şimdi Goto nerede diyor. Bir dakika, ne dedi orada? You shall be compensated mı? O ne demek be? Tazmin etmek, telafi etmek. Galiba telafi edileceksin demek istiyor. Telafi edileceksen Hanhar, tuzak henüz hazırlanmadı. O zamana kadar sabretmeni öneririm diyor. Şimdi biz buna şey yapalım. Fit. Stealth. Buna ihtiyacım var abi. Herhalde bir 11 level atlayabiliriz. Bence de atlayabiliriz. Wisdom'a ihtiyacı olsun. Pşit pşit. Pşit. Aaa. Şöyle yapak. O 1 puan bir sonraki level için atsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak gördün mü? Tam eşitledim. Şimdi hepsi eşit artacak. Süper olacak. Sonra buna dual strike. Using teamwork. Dur bir düşünmem lazım. Excellent physical conditioning. Ay ben size diyorum zaten. Ben daha öğrenemedim bunları. İki silahlı dövüşme. Double bladed. Ama dur benim şuna bir ihtiyacım var. Eşit eşit arttıralım. Aaa. Demolition, Awareness. Bir kere Mira ödül avcısı olduğu için uyanık olması gerekiyor. Ve Security çok da önemli değildir. Önemli olan, yani hep bir belaya gireceksin değil mi? Hep kurşuna kafa atacaksın sonuçta. O yüzden kendisini iyileştirmeyi öğrenmesi gerekiyor. Ya da Demolition'ı... Oo abi çok karıştı ya. Eşit eşit artacak diye düşündüm. Olmadı. Bir tane artsın şurası. Pşit, pşit. Sonra... Pşit. Tamam. Düzgün bir şekilde artırmaya çalışalım bari. Dur. Aaa. Bak şu an bunu yapasım geldi. Bir böyle deneyelim abi. Olmadı tekrar... Ha doğru, kayıt alamayız. Range weapons in close combat. Şuna bir ekle abi. Onu bir kökleyelim. Dur abi kafam çok karıştı. Bir böyle yapalım. Evet evet böyle yapalım. Evet evet. Çünkü bazılarında yani hepsinin uzmanlaşamayacağı belli. Şöyle yapak. Abi sanki şey olmayacak. Hepsinin de ustalaşamayacağız. Yani ikinci seviye olarak bile ustalaşamayacağız gibi bir his var içimde.
Ya demolition'a gerek yok ya. Bilgisayar önemli. Tamam. Yok yok yok. Şimdi son level olma ihtimali var. O yüzden onu seçeyim. Şöyle. Stealth gerekmiyor herhalde ya. Hayır. Repair evet. Şunu kökleye... Evet onu kökleyelim. Abi tam da istemedim yerde bitti. Evet şu an bu astronot kıyafetini giydiğimiz için üzerimize kıyafet giyemiyoruz. Ben yolu biliyorum abi. Hemen size şöyle göstereyim. Ve tabii üzerimde kıyafet olduğu için kimse bana bulaşmıyor. Abi ne ırkçı uzaylılar varmış ya. Biz insanlar size ne yaptık? Ve abi bir şey değil mi? Galiba bizim Valeria karakteri şey almış. Bizim Mira'yı etkilemiş. Baksana hemen light side oldu. Save al şurada. Abi 11.53 oldu saat. Bakın abi. Sağa gidin. Sonra sola gidin. Dümdüz gidin. Normalde şu tarafa da giden bir yol var ama görevimiz orada değil. Özel odaya geldik. Burada da ne yapıyorlar acaba? Fuhuş mu işte? Fuhuş operasyonu mu var acaba? Aa sonunda geldin. Lütfen gel ve kıyafetini çıkar. Burası senin türün için nefes alınabilir bir yer diyor. Seni temin ederim. Misafirim olduğun sürece sana burada hiçbir zarar vermeyeceğiz dedi. Ve kıyafetini çıkardı. Sen! İyi baktın Hanhar diyor. Narshada'da 2 numara olmana şaşırmıyorum diyor. Hanhar sakin ol diyor. Burada şiddete gerek yok diyor. Bu konuşmaya bakılacak olursa bu davet ettiğim Jedi değil diyor. Belki de bu ziyareti neye borçlu olduğumu sorabilirsin diyor. Birincisi diyor, Jack Barı Goto'ya karşı Goto'dan uzak bir yerdedir diyor. Kazara keşfettiğim bir yer diyor ve defalarca test ettim. Goto burayı keşfedemez diyor. İkincisi, ben Goto'nun emirlerine uymuyorum, artık uymuyorum diyor. Hanhar ve ben Goto'yu birlikte öldürmeye karar verdim diyor. Boga hatta mı anlaştın diyor. Bunu Goto keşfedecek ve seni öldürecektir diyor. Gördüğün üzere Goto Voga Goto'nun gemilerini yapmasını, yağmalamasından sıkıldı artık diyor. Ne yazık ki Goto kendisini diğerlerinden göstermeyecek kadar güvenli, dikkatli biri diyor. Vogon'un iş çalışanı Hanha dedi, okuyamadım ama sonra yapacağım. Ama Goto'nun kendini Jedi'ye gösterecek konusunda bir şüphem var diyor. Şimdi lütfen söyle bana Jedi'nin nerede olduğunu. Anlaşma için havamda değilim diyor. Sana Jedi'nin yerini söylemeyeceğim. O benim ödülüm ve o benim korumam altında demektir diyor. Ne kadar da tahmin edilebilir şey diyor. Pekala dedi ve kıza elektriği verdi. Onu götürün onu diyor. Anlaşmamız ne olacak diyor. Benim ödülüm ne olacak diyor. Hanhar lütfen sakin ol diyor. Jedi muhtemelen yoldadır diyor. Bekleyeceğiz diyor. Eğer o bir Jedi ise o zaman bu kız için gelecektir diyor. Eğer olmazsa diyor. O zaman gerisini okuyamadım. Neyse zaten mesaj logundan okuruz şimdi. Beni duyabildiğini biliyorum diyor. O ne demek ya? Ama konuşmamızdan önce değil diyor. Narshada'da olduğuna ilk duyduğumda pek inanmadım diyor. Birisinin beni burada izleyebileceğini düşünmemiştim diyor. Ama anlıyorum ki seni küçümsemişim diyor.
Mülteci bölümünde dolaştığından beri seni izledim diyor ve neler yaptığını gördüm diyor. Sürgünken bile diyor, benden bile daha büyük bir Jedi'sın diyor. While the exchange closes its grip on this sector. I know a young woman went to meet with Visquis in your place. He will not negotiate with her. He will kill her. Çevireceğim buraları. I intend to rescue her. I will return shortly. Onu kurtaracağım. If you have come to this moon for answers or for revenge, then you will follow me. For if I fail, then you will be denied both. Ve gitti. Dur. Lost Jedi. Naşada'da Zeskai El ile karşılaştın. O senin yanındaydı diyor. Ama Mira'nın zehri yüzünden hala bilincin kapalıydı diyor. Yani şuurun kapalıydı diyor. Onunla konuşamadın. Görünüşe bakılırsa bu Mira problemi ile ilgilenmen gerekecek ilk önce diyor. Eğer onu bulmak istiyorsan diyor. Usta El Jack Jack Tar barına Mira'yı kurtarmaya gitti diyor. Dur şimdi şuraları bir çevirelim. Visquis. Şurada. Astronot kıyafetini çıkardığı yerden çevirmeye başlıyor. Belki de bu ziyareti neye borçlu olduğumu açıklamak istersin ve Jedi'yi nerede bulabilirim? Evet, ve belki de sen de neden Gotu'yu arkasından bıçakladığını ve Jedi'yi kendin için almaya çalıştığını açıklamak istersin diyor. Senin bildiklerin şey kesinlikle diyor benim bildiklerimden daha az diyor. Aksi takdirde buraya gelmezdin diyor. 1. Jack Jack Tar barında olan bütün olan her şey diyor. Goto bunları göremez diyor. Bu kazara keşfettiğim bir şeydi diyor ve pek çok kez test ettim. Böylece hiçbir şeyin görünmemesinden emin olmak için diyor. İkincisi artık Goto'nun emirlerine uymuyorum. Ben artık onun için çalışmıyorum. Hanhar ve ben Goto'yu indirebilmek için bir anlaşma yaptık diyor. Ve böylece Hat Voga'dan istediğimizi ödülü alacağız diyor. Mira da diyor ki sen Voga Hat'la mı anlaşma yaptın diyor. Visquis sen düşündüğümden daha da salakmışsın diyor. Goto bu işi çözecektir. Bulamaması imkansız diyor. Evet bulabilir diyor. Bu mümkün diyor. Ama bu almak istediğim bir risk diyor. Gördüğün üzere Voga Goto'nun onun fırkateynlerine yaptığı saldırıdan çok sıkıldı. Dur. Videoyu durdurayım. Geliyorum. Videomuz kaydediyor mu? Evet. Videomuz kaydediyor. Şimdi ne diyordu en son? Voga Goto'nun şimdi Voga'nın şeyleri var ya, fırkateynleri var ya. Goto'nun o fırkateynleri yaptığı saldırıdan çok sıkıldı. Ve bu olaydan dolayı Nal Hata'daki gücünü de kaybediyor diyor. Narşadar'daki operasyonlarına giden bir yol var diyor. Basitçe o yolu bulacağız ve ortadan kaldıracağız diyor. Burada çok değişik bir deyim de bulunmuş. O yüzden onu çeviremeyeceğim. Ne yazık ki Goto kendini diğerlerine göstermeyecek kadar çok dikkatli biri diyor. Diğerlerine ve Voga'nın çalışanlarına diyor. Hanhar Goto'nun yatına gittiği zaman bunu keşfetti diyor. Her zaman hologram ile iletişim kurar diyor. Ama bir şüphem var ki Goto kendini Jedi'ye karşı şey yapacak diyor. Kendini gösterecek diyor. Ve bu olduğu zaman diyor bu saldırmak istediğim fırsat diyor. Ne yazık ki buradaki iki kredi değerinde yani bir kuruş değerindeki bir ödül avcısından bahsediyormuş. İki kredi değerindeki bir ödül avcısı için kendini ortaya çıkarmayacak diyor. Buradaki saçma sapan muhabbetimiz için diyor. O yüzden lütfen bana Jedi'nin yerini söyle. Dur video kaydediyor mu? Evet. O yüzden bana lütfen Jedi'nin yerini söyle. Şey için, antlaşma için, pazarlık için şeyim yok diyor. Havamda değilim diyor. Evet tabii diyor. Sana Jedi'nin yerini söylemeyeceğim diyor. O benim ödülüm ve bu da şu demektir ki o benim korumam altında diyor. Ne kadar da anlaşılır bir şey diyor. Pekala diyor. Orada da zaten elektriği vermişti. Onu götürün.
Görünüşe göre bugün Jedi'yi elde etmeyeceğiz diyor. Belki yarın elde ederiz diyor. Hanhar, antlaşmamız ne olacak? Ya benim payım ne olacak diyor. Hanhar lütfen sakin ol diyor. Bu Jedi diyor kandırıldığı zaman muhtemelen bizimle buluşmak için yoldaydı diyor. Sabırlı olmalıyız diyor. Eğer o kişi bir Jedi ise, yani bizden bahsediyor, belki de buraya gelecektir. Yani bu kız için gelecektir. Bu saçma sapan korumacılık mantığı dışında diyor. Eğer olmazsa diyor, yani o sebepten gelmezse diyor, benimle buluşmak için gelecektir diyor ve başka bir anlaşmaya varabiliriz diyor. Zeskael, beni duyabildiğini biliyorum. Şu an şuurum kapalı ama birazdan açılır ama konuşmamızdan önce açılmayacak diyor. Nahşedai'ye ilk geldiğini duyduğum anda pek inanmadım buna diyor. Ve herhangi birinin beni buraya kadar izleyebileceğini hiç düşünmemiştim diyor. Ama görünüşe bakılırsa seni küçümsedim diyor. Mülteci sektörüne yaptığın şeyle, yolculuk ile birlikte o yaptığın yolculuktan beri seni gözetliyordum diyor. Neler yaptığını gördüm ve neyi yapmayı reddettiğimi diyor. Benim yapamayıp da senin yaptığın şeyleri gördüm diyor. Sürgünken bile diyor sen benden daha büyük bir, daha fazla bir Jedi'sin diyor. Eğer bir şey varsa diyor, yaptıklarım beni ikna etti diyor. Artık şey diyor, borsanın bu sektörü daha fazla kontrol etmesine izin veremem diyor. Onlar bu sektörü kontrol ederken artık daha fazla oturup bekleyemem, bunu izleyemem diyor. O genç kadının Visquiz senin buluşacağın yerde o Visquiz ile görüşeceğini biliyorum diyor. O kızla anlaşmayacak, onu öldürecek diyor. Onu kurtarmaya gidiyorum. Kısa sürede dönerim ya da dönmem diyor. Eğer buraya cevaplar için ya da veya intikam için geldiysen diyor, o zaman beni takip edeceksin diyor. Ve eğer başarısız olursam diyor, hem intikam hem de cevaplar için mahrum kalırsın diyor. Şimdi abi, saat 12.06 olmuş. Ben birazdan otobüse bineceğim. Ama otobüsün nerede olduğunu bakmam gerekiyor. Çünkü 12 okula gideceğim. Tabii şu an öğle saati. Öğle saati olduğu için zaten şu an onlar tatil, öğle yemeğini dediler. Ve benim otobüs daha Real'e gidiyor şu anda. Evet. O Real'e gidecek, sonra buraya geri gelecek. Bir yarım saat içinde. Buradan da bir 10 dakika düşünürsek daha 40 dakikam var. Sanırsam. Ha, şunu bir açalım. 32 kredi. Fakirmiş. Yalnız abi ben şimdi bir test yapmak istiyorum. O yüzden bu videoyu burada durduracağım. Hani Atten iki tane ödül avcısıyla savaşmıştı ya. Bakalım mikrofona nasıl yansımış bu ses. Merak ediyorum. O yüzden bir kontrol edip az sonra geri döneceğim.